Sen iş adamısın da biz neciyiz lan burada? Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan, hasta etme adamı! Vururum namusunu! Bırakın beni diyorum, bırakın! Ay, değmez, yapma! Bırak ulan kurban lan, gel sıkıysa gel! Az müsaade edin! Ulan, müsaade edin bakayım! Bırakın beni! Ulan, ben... Bana ne vuruyor Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor be! Kaldırmayacağım onları oradan! Kaldır dedim ulan sana! Kaldırmayacağım! Başım belaya sokma lan! Kaldırmayacağım! Ulan bu han senin babanın tabutu lan ulan! Adam diye bunlar ya! Ulan bu hanı bulmalı, benden soru var anladın mı? Beyin neylerim, Allah canım atsın! Sebebi attırıyorsun! Geç ulan ya! Aman işinize bakın, kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların! Hayvan herifler! Az içeri gel, bir şey vereceğim sana! Gel lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun, öyle mi? Yo! Sus, yalan konuşma! Ah! Ne vuruyorsun Süleyman Bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu şaydanlığı haline! Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum! Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim. Lan bak, laflarına dikkat et! Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın? Döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Bir çay. Çay yok, bok için. Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinle? İstediğim gibi konuşurum. Geç işinin başına. Geçmiyorum. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız, gece bekçisi miyiz belli de. Ortaksın ama, hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum, kes benim hesabımı. Gel lan buraya, nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık, sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha, cezasını biliyor musun? Polis çağırırım! Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim. Kovuldun mu? Ben bıraktım. Tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be? Sen şimdi işi bırakma. Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et. Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım. Ne? Centilmen anlaşması oğlum. Ortak olmuyor muyuz? Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat. Bundan sonra ocağın sahibi benim. Biz necik? İşletmecisi, oda başılığını da sen yapacaksın. %20 hisse senin. Az mı? Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım. Böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi %25 olsun. Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi? Tabii ulan! Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş. Yok abi, deli misin? Ver elini bakalım ortak. Sen şunu %33 yapsan, üçün biri, he? Yoksun! 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 Ne var? Bize 5 çay! Anladık, 50 tane kolumuz yok ya, geliyor! Hoş geldin Rahmi Bey! Hoş bulduk! Ölümden döndük be yoksul! Ya, geçmiş olsun! Malbron var mı, alayım mı? Yok ulan, doktor yasak etti! İçki de yok tabii! O da yok! Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey? Bir ıhlamur!
Vah vah, yakında ölür. Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar. Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de. Bu ne koku kız? Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte. Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı. Fena mı olmuş? Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim. Anlamadım. Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte. Bu burada mı söylenir? Nerede söyleyeceğim? Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay. Sana da. Aha, altın gene fırlamış. Tam nişan takacağım zamanı buldu. Sen onu düşünüyorsun oğlum. Parayı furan furdu.